Son zamanlarda televizyonda çıkan haberleri görmüşsünüzdür. Geçenlerde yanlışlıkla televizyonda sabah programlarına bir göz attım. Gördüklerim karşısında dilim tutuldu. YouTube'un ne kadar kötü bir yer olduğundan, YouTube video üreticilerinin çocukları kötü yola çektiklerinden, internetten kesinlikle uzak durulması gerektiğinden falan bahsediyorlardı. Bunun sebebini hepiniz tahmin ettiniz. Gün geçtikçe televizyon izlenme oranı düşüyor. Artık herkes YouTube, Netflix gibi platformları izliyor. Bunları izlemeyi televizyon izlemeye tercih ediyor. Dolayısıyla televizyon sektörü de terk edilmenin verdiği korkuyla internet yayıncılığına sallıyor. Bu videonun da konusu dünyanın en büyük online dizi izleme platformu olan Netflix hakkında. Netflix nasıl kuruldu, nasıl bir anda yükseldi, hepsini bu videoda anlatmaya çalışacağım. Netflix birçoğunuzun tahmin ettiği gibi yakın zamanda kurulan bir şirket değil. Netflix 1997 senesinde Kaliforniya'da Reed Hastings ve yazılımcı Mark Randolph tarafından kuruldu. Bu zamanlarda DVD henüz yeni çıkmıştı ve bunun ivme kazanacağını düşünen ikili şirket kurarak DVD satma ve kiralama ile işe koyuldular. Artık film izlemek isteyen kullanıcılar her seferinde kalkıp film dükkanına gitme zahmetinde bulunmayacaktı. İzlemek istediklerini seçip Netflix ile iletişime geçmek yeterliydi. Sonrasında seçilen ürünü Netflix kargo aracılığıyla gönderecekti. Yani Reed Hastings bir ihtiyaç keşfetmişti ve bu ihtiyaçtan yola çıkmıştı. Başlarda film başına düşük bir kira bedeli alınıyor ve kargo ücreti müşteri tarafından ödeniyordu. Fakat bu zamanla değişti. Netflix 98 senesinde internet ile tanıştı. İkili bir internet sitesi kurdu. Bunun amacı kullanıcılara anketler sunarak kullanıcıların ilgi alanlarını, ne izlemek istediklerini öğrenmekti. Kullanıcılara istekleri doğrusunda film önerecek, almaları için paket sunacaklardı. Kullanıcı analizi yaparak doğru kişiye doğru filmi önerdiler ve bu şekilde iyi satış yapmaya başladılar. Bu arada yine 98 yılında film başına verilen ücret önce 4 filme tek ücrete dönüştü. Daha sonra ise aylık sınırsız filme 19.95 dolara dönüştü. Kargo ücretini kullanıcıların ödemesi de değişen şeylerden biriydi. Netflix bu dönemde haftalık yaklaşık 100 bin DVD kiralamayı başardı. Zaman geçiyor, Netflix her geçen gün büyümeye devam ediyordu. 2000'li yılların başı Netflix için adeta bir dönüm noktası olmuştu. İnsanlar film kiralama mantığını iyice içselleştirmişti. Kendi ilgi alanlarına yönelik sunulan filmleri seviyor ve sabit bir fiyat karşılığı sınırsız filmin cezbediciliğine kendilerini kaptırmaya başlamışlardı. Aynı zamanda 2001 senesinde İkiz Kuleler faciası sonrasında Amerikan toplumunda oluşan korku insanların evde daha çok zaman geçirmesine neden olmuştu ve bu dönemde de kiralamalar oldukça artmıştı. 2005 sonuna gelindiğinde Netflix'in toplam üyesi 4.2 milyonu geçmişti. Fakat asıl atılım 2007 yılında oldu. 2007 yılında Netflix artık bilgisayardan da izlenebilir hale gelmişti. Bilgisayarlar yavaş yavaş her eve giriyordu. Artık kargo işinden de bir hayli sıkılan Netflix internet üzerinden yayın yapmaya başladı. Bu teknolojinin dönüşümüne uyum sağlamada önemli bir kırılma noktasıydı. Artık insanlar istedikleri zaman, istedikleri gibi, istedikleri yerden filmlerini izleyebilecekti. 2010 yılında Netflix, Apple, iPad, iPhone gibi internet bağlantılı diğer cihazlarda da kullanıma sunuldu. Ayrıca Netflix Kanada'da da hizmet vermeye başladı. Ardından teker teker her ülkenin pazarına girdi ve 2016 yılına gelindiğinde tüm dünyada yayındaydı Netflix. Netflix ülkemize de resmi olarak 2016 yılında geldi. Bu videoda sizlere Netflix'in hikayesini anlatmaya çalıştım. Sizin de gördüğünüz gibi Netflix ihtiyaçlara karşılık vererek doğru pazarlama anlayışı ile bugünlere gelebildi. Şu anda Netflix neredeyse televizyon dizilerini bitirecek konuma geldi. Ne yalan söyleyeyim, ben de dizileri Netflix'ten izlemeyi daha çok seviyorum. Ayrıca hala izlemediyseniz ilk Türk yapımı Netflix dizisi olan Hakan Muhafız'ı izlemenizi öneririm. Bu bir reklam değil, sadece öneri. Kültürümüzü anlatan güzel bir dizi olmuş.